Çernobil'de 4. reaktörün oraya geldik. Torunlarımızın torunları bile aslında güven altında değil. 8 bin yıl bu radyasyon burada olacak. Çernobil 1970'te açılmış bir nükleer santraldi. Kiev ve bağlı bir yerleşim yerinde kaza gününde 4 reaktör aktifti. İkisinin inşası sürüyordu. 26 Nisan 1986 Cumartesi günü gecesi 1.24'te 4. reaktörde büyük bir patlama meydana geldi. Bu patlama Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombasından 200 kat daha etkiliydi. Gelmiş geçmiş en büyük nükleer facia oldu. 1. 2. 3. reaktörler ise ancak patlamadan yıllar sonra kapatıldı. 25 Nisan günü 4. reaktör rutin bir bakıma girdi. Teknisyenler olası bir güç kesintisine karşın deney yapmaya karar verdiler. Çok ağır sonuçları olan bu olay için gece 11'de çalışmalar başladı. 26 Nisan gece 1.23'te deney için şartların oluştuğuna karar verilip düğmeye basıldı. 1.24'te ise ters giden bir şeyler vardı. Deney için kapatılmaması gereken güvenlik sistemleri devre dışı bırakıldığından dolayı reaktörde önlenemeyen çekirdek tepkimeleri gerçekleşti. Isı ve enerji bir anda kat ve kat yükseldi. Artan buhar basıncı reaktörün tonlarca ağırlığında çatısını havaya uçurdu. Reaktördeki zirkonyum ve grafit yüksek sıcaklıktaki buharla karışınca hidrojen yanmaya başladı ve tüm santral alevler içinde kaldı. İlk anda ortaya çıkan etkinin 2 metre kalınlığında betonu eritecek güçte olduğu ifade ediliyor. Patlamanın ardından bölge itfaiye birlikleri çok kısa bir süre içerisinde sevk edilmişti. Ancak radyoaktif bir tehlikeyle karşılaşacaklarının haberleri yoktu. Mide bulantısı ve kusma ile görevini yapamaz hale geldiler. İlk etapta 31 kişi hayatını kaybetti. Aynı şekilde santrale sevk edilen temizlik faaliyetlerinde bulunanların büyük bir çoğunluğu da hayatını kaybetti. 3 dakika çalışarak hayat boyu alabileceklerinden fazla radyasyon almış oldular. Etkisi burayla sınırlı kalmadı. Ülkemize dahil yakın coğrafyalara hastalık getirdi, ölüm getirdi. Sovyet döneminde bu olay başta saklandı. Ta ki radyasyon bulutları yaklaşık 3 gün sonra İsveç'e varana kadar. İsveç'te anormal radyasyon seviyeleri tespit edildiğince kaynağının Çernobil olduğu anlaşıldı. Şimdi ne yapıyoruz? Şu an yolculuğa başladık. Bize bir form verdiler. Tüm sorumluluğu aldığımızda herhangi bir sağlık problemimiz olmadığına da imza atıyoruz. Tabii ben önce bir okumayı tercih ediyorum. Hiçbir şeye dokunmayın diyor, hiçbir şey oradan almayın diyor. Kapalı kıyafetler giyin mutlaka diyor. Orada 18 yaşından küçükler ve hamileler bu tura katılamıyorlar. Açık havada yemek yemeyin diyor, hiçbir şey içmeyin diyor. Yağlarına dokunmayın diyor. Yere hiçbir şey koymayın, yere oturmayın diyor. Kontrol noktasına geldik. İçeri girmeden önce iki tane kontrol noktası var. Pasaportlarımızı ve biletlerimizi kontrol edilen. Biletlerimizi aldık. Biletlerimiz isme göre düzenleniyor. Daha önceden verdiğimiz pasaport numaralarımıza göre tamamen bizim isimlerimize çıkıyor. Bu biletlerle birazdan pasaport kontrol noktasına gideceğiz. Pasaportlarımızı ve biletlerimizi oradaki görevliye göstereceğiz. Ve içeri girişimiz o şekilde olacak. Okuttuk şimdi. Tekrar aracımıza giniyoruz. İkinci kontrol noktasına doğru ilerleyeceğiz. Kontrol noktasını geçtik. Şimdi biletlerimiz de bize koruyucu verecekler. Burçin şu an cihazını alıyor. Boynuna asacağı. Biletiyle. Ben de aldım. Gitgide yaklaşıyoruz Çernobil'e. Şafak şimdi Geiger sayacımızı alıyor. Ne kadar almış oldun bu sayıcı Şafak? 200 Ukrayna birimlesini aldık. Yaklaşık 50 TL. Bu 0.3 mikrosievert'ten sonra ötmeye başlıyor. Yani güvenlik dozu 0.3 mikrosievert kadar. Şu an 0.11. Şu an birinci kontrol noktasındayız ve 0.11 ile. Çernobil'de 4. reaktörün oraya geldik. Burada 0.87 mikrosievertlik bir radyasyon oranı mevcut şu an. En son Fransız arabalarını burada görebilirsiniz dedi. Çünkü bu son kabuğu aslında Fransızlar yaptı. Ve son kabuğu da aslında tamamen koruyucu değil. Bu son kabuğun da yaklaşık bir 100 yıl kadar koruyuculuğu olacağı söyleniyor. Ve buraya bir bütün haline getirildi. Bu aslında taşınabilir en büyük malzeme şu ana kadar ki. Bir bütün halinde buraya getirilip bu kabuk buraya yerleştirildi. Torunlarımızın torunları bile aslında güven altında değil. 8 bin yıl bu radyasyon burada olacak. 4. reaktöre yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşacağız. Şu an 0.92 mikrosievert 91. Yaklaşalım. Thank you.
Şu an burada 0.98'e ulaştı. Deminki değerden daha fazla arttı. Daha gitmeyelim. Bence Burçin. Korktum ben. Şu an yaklaştıkça 1.01 oranını buldu. Daha da arttı. Pripyat öncesi giriş noktasına geldik. Yine kontrol noktası burası. Pripyat aslında bu Çernobil'e en yakın şehir. Çernobil çalışanları Pripyat şehrinde kalıyormuş. Çernobil'e yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafede bu şehir. Bu şehir en etkilenen yerlerden biri oldu. Pripyat şu an hayalet şehir, ölmüş bir şehir. Pripyat ne zaman boşaltıldı? 36 saat sonra. Bu aslında çok gecikilmiş bir saat. Burada yaklaşık 47.500 kişi yaşıyordu. Ve normalde aslında Pripyat çok gelişmiş bir şehirdi. Birazdan içine girince göreceğiz. Çünkü insanlar 2 saat içerisinde evlerinden çıkmışlar. Hiçbir eşyalarını alamamışlar. O dönemde yaşayanların belgeselini bize izlettiler. Çocukluk zamanlarını, işte bebeklerini hiçbir şeyini alamadan üzülüp çocuklar nasıl otobüse bindirildiklerini anlatıyorlardı. Açıkçası neler göreceğimizi bilmiyorum. O daha önce izlediğimiz o bebekler, o okulda terk edilmiş eşyalar, hastane. Bu yüzden heyecanlıyız Pripyat için. Hayalet şehre gitmek için. Binaların hepsi çok eski. Radyasyon kadar tehlikeli bir şey varsa bu binaların üstünüze çökmesi. En altındaki mobilya satan Pripyat'ta eskiden bir yermiş. Rehberimizin arkasından keşfe başladık. Pripyat şehrini geziyoruz. Şu an 1.26 mikrosivertlik bir radyasyon dozumuz var. Normalde su, radyoaktif su şuradaymış. Şu kısmı akmış. Yani bu cihazın birazdan şuraya yanaşacağız ve arttığını göreceğiz. Gidelim. Bir 38 oldu. Yedi 19. Şu an 6.57. Bu da gerçekten radyoaktif suyun aktığı yerde çok diğer yerlere göre belirgin kaç kat artmış mikrosivert oranında radyasyon dozunu görebiliyoruz. Korkutucu bir düzey. Gerçekten korkutucu düzey. Süpermarkete geldik. Süpermarket bu Pripyat'ın en önemli yerlerinden biri. Süpermarket olarak Ukrayna'da ilk açılan süpermarketlerden biri. Yani öncü. Aslında Pripyat çok gelişmiş bir şehirmiş. Her şey, spor kompleksleri olsun, sinemalar olsun, süpermarket olsun. Her şey mevcut bir şehirmiş. Ama gel gör ki şu an hayalet şehir. Şurada rehberimiz metalde yoğun bir radyasyon olduğunu söyledi. Metalin de radyasyonu absorbe edici, yani içine tutucu bir özelliği var. O yüzden metaller radyasyonu oldukça çekiyor. Biz de bunu test edelim. Şu an kaç radyasyon Burçin? Şu an 0.60 mikrosievert. Tamam. ...4.02 mikrosiverte kadar çıktı şu an burada radyasyon. Bu arada buraya gelmeden önce radyasyon zararlı olacak gibi sözler söylediniz ki haklı olarak. Ama normalde bir insanın yıllık alması gereken, yani kabul edilebilir dozları 2 milisivert. Ki buradaki dozlar mikrosivert. Yani milidin mili binde biri dozlardan bahsediyoruz. Normalde şu an şurada gezdiğimizde 2 saatlik uçak yolculuğu kadar radyasyon alacağız. Daha fazla değil. Hani mili düzeylerinde bile değil. Bunlar saatlik mikro düzeyler gösteriyor. Yani şu an mesela 1 mikrosivert radyasyon var. Ama bu saatlik. Yani 1 saat boyunca burada durursanız bu kadar radyasyon alacaksınız. Yani 1 saat boyunca total alacağınız radyasyon mikro düzeylerde. Ki biz normalde radyolojide milisivertlerden bahsederiz. Yani bir akciğer gövdesi çektirdiğinizde, BT çektirdiğinizde zaten 40 milisivert gibi bunların kaç katı dozlara maruz kalıyorsunuz. Onlardan bile aslında daha az radyasyon var şu an burada. Bu o zamanlardan kalma bir parti binası. Yine her şey yıkık dökük. İçeride afişler var. Afişler bazı var. Eski liderlerin resimleri var. Tabii bina harabe hale gelmiş.
Luna Park'a doğru ilerliyoruz. Belki de buradaki herkesin haftasına kazanmış tek yer bile denebilir. Bu Luna Park yapılmış ama hiçbir zaman açılamamış. Açılması planlanıyormuş ama açılmadan önce maalesef. 1 Mayıs 1986 yani işçi bayramının olduğu gün açılması planlanmış. Hatta dünya üzerinde açılamamış, tamamlanıp açılamamış tek Luna Park. Luna Park burası geçiyor. Sadece açıldıktan, aslında açılamamış ama olaylar olduktan sonra çocukları oyalamak için birkaç saatliğine faal olarak çalıştırılmış ve ondan sonra bu şekilde hayalet şehirde kalmış. Şafak kaç mikrosievert? 0.79. Doz burada oldukça düşük. Metal olmasına rağmen Luna Park'ta çok fazla ölçmedik biz. Terk edilmiş böyle bir şehirde yürümek gerçekten çok değişik bir duygu. Yaşanmışlıkları o kadar gözler önüne saran bir duygu ki. Yol ortasında bir maskeye denk geldik. Hani bu sonradan bırakılmış mıdır yoksa baştan beri burada mıydı? Bana biraz sonradan bırakılmış gibi geldi Şafak. Bana da öyle geldi. 0.79 mikrosievert. Hiçbir tepki yok. Bence bu sonradan bırakıldı diyorum. Bence ben. De. Metal kısımları var çünkü. Bazı yerlerde çünkü şov amaçlı şeylerin yapıldığına dair bilgiler okuduk. Hani o bebeklerin falan gördüğünüz videolarda, resimlerde bir kısmı aslında şov amaçlı bırakılmış. Hani o kitaplar açılmış, bebekler önüne konmuş gibi. Ama şöyle terk edilmiş binaların arasından yürümek gerçekten acayip bir duygu. Yani bir zamanlar bu şehir yaşıyormuş. Ve doğanın içerisinde kalmış binalar, terk edilmiş binalar. Stadyuma geldik şimdi. Doğa o kadar ilginç ki şuralar stadyumun sahasıymış ama artık tamamen ağaç ve ormanlık olmuş. Yani yeşil doğa her şeyi ele geçirmiş tekrar. İnsan eliyle inşa ettiğimiz şeyler kullanılmayınca doğa tekrar kendi geri almış hakimiyetini. Her yer ağaç olmuş, her yer yeşil. Stadyum da bu. Geldik şimdi de. Şurada çocukların ayakkabıları, dolapları duruyor. Oyuncakları var. Şurada yatağında bir bebek var. Küçük tabureler, oyuncaklar, bebekler. Çok dramatik. Hiçbir şeylerini alamadan kaçmak zorundalar. Aslında başta geri döneceklerini zannediyorlarmış. 3 gün sonra geri döneceği gibi bir kanıları varmış ama asla geri dönmeleri mümkün olmamış. Evet. Çünkü burada daha uzun süre radyasyon dozları yaşamak için uygun değil. Binaların çökme tehlikesi olduğunu söylediler ve gerçekten sınıf çökmüş.
Her köşe başı böyle görüntüler karşınıza çıkıyor. Vallahi binalardan birinin içine giriyorum. Üçünün gözünde bir yaramazlık yapmış bakışı gördüm. Benim tanıdığım Burçin şu binanın içinden çıkmıştır. Evet. Gerçekten ben o binanın içinden çıktım. Çünkü artık girmek istedim. Bu arada tabii ki bu binaların içerisine girmek oldukça tehlikeli. Yıkılma tehlikesi olduğu için. Evet, yıkılma tehlikesinden dolayı tabii ki. Ama bütün bu riskleri göze aldı. Şafak ne yapıyorsun? Ayağımızdaki radyoaktif kum ve toprağı temizliyorum. Bence çok etkili bir çözüm olmayabilir ama. Bence de. Peki bunu yapmadan önce aleti ayağımıza tutsaydık Geiger sayacını. Eğer ötüyorsak temizleseydik değil mi? Bence ötçeğimizi düşünmedim hiç. Yani bakalım. Yok. Zaten hayır bir şey de soracağım. Normalde Çernobil ve çevresindeki çoğu yerin bu arada toprağı değiştirilmiş. Yani hani radyasyonlu toprak oradan alınmış ve yerine yeni toprak yerleştirilmiş. Toprak değiştirilmiş, bitki örtüsü değiştirilmiş, radyoaktiviteye maruz kalmış ağaçlar ve bitkiler yakılmış, hayvanların hepsi öldürülmüş. Evet, özellikle hayvanlar kısmına da çok üzüldük. Hayvanlar kısmı çok dramatikti benim için. Dramatik. Zaten dizi izleyenler de bilir Çernobil dizisini. Gerçekten dizinin etkileyici kısımlarından biriydi. Bu arada Çernobil dizisi gerçekle %90'ın üzerinde paralel bir doğrulukla çekilmiş. Tabii bazı sahneler abartılmış. Buna bir örnek verecek olursak rehberimiz anlattı. Maden işçilerinin kazma sahnesini hatırlıyorsunuz. Sıcaktan çırılçıplak çıkmışlardı. Aslında çırılçıplak değillermiş. Belden üstleri gerçekten çıplak ama belden altlarında kıyafet varmış. Ama o kadar abartma olabilir. O kadar olur. Böyle trajik bir olayda o kadar olur. Kafe Filipiyat'a geldik. Buranın meşhur bir kafesi. Özelliği şu, içinde muhteşem vitraylar var. O zaman da çok popüler bir kafeymiş. Buranın önünde de nehir varmış. O nehirle de transportasyon sağlanıyormuş insanlar. Muhteşem manzarasıyla. You can still see the windows. Yes. Beautiful. Vitraylarıyla ünlü kafe. Yaklaşabildiğim kadar yakından çekmeye çalışıyorum. Pripyat nehrine giden iskele burası. Taşımacılık ve ulaşımda kullanıyorlarmış. Bu arada dozumuz bu. 0.96 mikrosievert civarında. Giderek de sanki yükseliyor gibi. 1 mikrosievert'i geçti. Pripyat Nehri. Burası en çok radyasyon olan alanlardan biri herhalde. Buradaki bitkiler tabii ki absorbe ediyorlar. Oldu. Şu anda patlamadan sonraki en reaktif iki yerden birinin önündeyiz. Yani Pripyat Hastanesi'nin önündeyiz. Pripyat Hastanesi'nin içine çok radyoaktif olduğu için girmek yasak. O yüzden jinekolojik sandalyeyi dışarı koymuşlar, bahçeye koymuşlar. 1.36 mikrosievert, yani burada gördüğümüz en yüksek değerlerden biri şu an burada. Red Forest'tan geçiyoruz, Kızıl Orman'dan. Birden cihaz değerler bayağı arttı. Şu an 5 mikrosiverti buldu. Radyasyonları etkilenen ölen ağaçlar kırmızı renk aldığı için bu at verilmiş. Şimdi öğle arasındayız. Burada bir kantin var, yemekhane. Yemeğimizi orada yiyeceğiz. Şafak demin bir espri yaptı. Çekim yapabilmek için en arkadan hep biz geliyorduk. Ama yemek olunca en önden biz ilerliyoruz grupta. Koştur koştur. Oldukça kalabalık. Oldukça. Güvenlik kontrolünden geçeceğiz. Ondan sonra içeriye gireceğiz.
step back. Yemeğimizi aldık. Borş çorbası, tavuk, mezeler, salata, şapak. İnşallah güzeldir. Acıktık mı? Acıktık. Buranın peçetelerini göstermek istiyoruz. Hani ekonomi böyle bir şey gerçekten. Dikkat et, israf etme orada. Düşürdüm bakın. Bakın peçeteler böyle kesilmiş. Zaten boyutu küçük, bir de tek incecik. Şöyle. Bir tuvalet kağıdının yarısı bence o. Bununla bütün periyerinizi, ağzınızı... Gani gani kurulayabilirsiniz. Gani gani kurulayabilirsiniz. Kaçak göçmen gibi hissettim kendimi. Bu nedir ya? Kapıdan geçiyoruz şu an. Kesin Duga'ya gidiyoruz. Ne diyorsun? Evet. Duga'ya gidiyoruz gibi. Bu kadar gizli yerlerdeyse Duga'dır bu. Evet. İşte Duga. Wow. Sislerin arasında. Duga'ya geldik. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin meşhur casus haberleşme aracı. Evet. O meşhur casus haberleşme aracı bu. Çok pahalıya mal olmuş aslında. 7 milyar euro para harcanmış. Reaktörlerin yapımına bile bu kadar çok para harcanmamış. Hı? Çok önemli bir işlevi varmış. Çünkü bunu Sovyet Sosyalist Cumhuriyet zamanında bilgi çalmak için, özellikle Amerika ve diğer devletlerle ilgili bilgi sızdırmak için kullanmışlar. Ve bunun buraya yapılmasında bir anlamı var. Reaktörlere yakın yapmışlar çünkü çok büyük bir enerji harcıyormuş. Çalışırken de acayip bir gürültüyle çalışıyormuş ve bir sürü sinyal topladığı için de burada çalışan insanlar çok zorlanmış açıkçası. Reaktörleri de bahsedelim. Aslında burada 6 tane reaktör var. 5 ve 6 hiç açılamamış. 4 reaktör var. Zaten kazanın gerçekleşmesi 4. reaktör. Kazadan sonra diğer 3 reaktör de kapatılmış ama bunların kapatılması 2000'li yılları bulmuş. Bu arada reaktörleri kapattım dedim mi o hemen kapanmıyor. Kapanması bile yavaş süreçler içerdiği için biraz zaman alıyor. Devasa bir yapı. Bazıları bunun üzerine tırmanıp deli deli hareketler yapabiliyor tabii. Yapmamak lazım. Şurada tırmanma yerleri var. Hiçbir güvenlik yok. Evet. Ve yasak. Ve yasak. Zamanında turistin biri şuraya tırmanacağım diye maalesef ölmüş. Devasa bir yapı. Ve bu sırf bilgi sızdırmak için kullanılmış. Evet, Şefak şimdi son checkpoint noktasından geçiyor. Bakalım evimize geri dönebilecek miyiz? Dayandım. Ben dönebildim. Kontrol noktasından geçtik. Geri dönebilmemiz için uygun bir radyasyon çıktı üstümüzde. Ben bize güveniyordum. Rehberimizden dolayı. Hiç kışkım yoktu. Rehberimiz bizi riskli hiçbir binanın içine sokmadı. Kendisi de dedi ki, ben de rehber olarak bu işi haftada 3 kere yapıyorum ve gerekli radyasyonu almak istemiyorum. Hayatta risk almayı sevmem dedi bu arada. Şimdi tekrar otobüsümüze bineceğiz. Turumuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Diğer kontrol noktasına geleceğiz. Şefak, yeni bir yere geldik. Chernobyl Town'a geldik. Burası Pripyat'tan daha uzak patlamanın olduğu yere. Burayla ilgili de iki tane rivayet söyledi rehberimiz. Chernobyl'i iki kısma ayırırsak dedi. Cherno karanlık demek. Bir de iki ayrı rivayet hikaye demek gibi düşünün dedi. Bir tanesi işte İncil'den alıntı bir melek gibi. Ama böyle uğursuzluk getirdiği veya işte kötülüklerle özdeşleştirilmiş bir melek. Olduğu yere de felaket getiriyormuş. Biri ilk rivayet o şekilde söylendi. İkinci rivayette yani yine karanlık bir şeyin olduğu uğursuz bir bölge olarak rivayet edilmiş. Bu arada Burçin, eğer gösterebilirsen yerdeki metal halkalar her biri patlamadan sonra bu bölgede boşaltılan kasabaları temsil ediyor. Bir nevi harita gibi burası. Buradaki yazılanların hepsi boşaltılan kasabaların isimleri. Kasabalara ait böyle bir yol yapmışlar. Şöyle kasabaların bir kısmı böyle. Bir kısmı da böyle. Anlamlı bir yol olmuş. Çok yönük olmuş. Şehire giriş çıkış gibi
sanki bir bölgesel olarak boşaltılan. İlk giriş çıkışta da böyle kırmızıyla geçilmiş üstünden. Son kontrol noktasına geldik. Bakalım geçebilecek misin sen? Geçtim. Sıra bende. Al canım. Evet, yırtabilecek miyiz bakalım şoför? Ben de geçtim. Son checkpoint'i de tamamladık. Ve dozimetrelerimizi veriyoruz. Kayger cihazına teslim ediyoruz. Şimdilik Çernobil gezimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. 2 saatlik yolculuğumuz var otelimize. Unutamayacağımız bir gezi oldu. Biraz koşuşturmalı oluyor. Aslında 2 gün kalırsanız, vaktiniz varsa daha bile güzel olabilir. Bence 2 günlük duralım. Kesinlikle haklı.